Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel gösterdiği yardımseferberliğiyle takdir toplamıştı. Depremin ardından bölgede yaralar sarılmaya başlanırken tüm Türk futbol camiası bir araya gelerek omuz omuza kampanyası başlatıldı. Kampanyada ilk defa konuşan Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eski futbolcu Gökhan Zan yürek burkan ifadeler kullanırken gözyaşlarına hakim olamadı. Hatay'da kaldığı sürece tanıdığı 100 kişiden neredeyse yarısını kaybettiğini söyleyen Volkan Demirel açıklamasına başta mesai arkadaşım Taner Savut'a, oyuncu arkadaşımız Atsu'ya ve personelimize başsağlığı diliyorum sözleriyle devam etti. Ayrıca keşke onları hayatta tutabilseydik diyen Demirel, hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dileyerek herkesi duygulandırdı. Eski futbolcu Gökhan Zansa artık önümüze bakmamız gerektiğini söyleyerek Volkan kardeşime teşekkür ederim dedi. Demirel'in bir Hataylı gibi mücadele ettiğinden bahseden Gökhan Zan, Hatay sadece Atatürk'ün değil 86 milyonun şahsi meselesidir açıklamasında bulundu. Bundan sonra yapılan çalışmaların planlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğine değinen Gökhan Zan, bu birlikteliğin insanlığın ölmediğinin kanıtı olduğundan da bahsetti. Çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çeken Merve Boluğur yeni bir açıklamaya imza attı. Bebekte görüntülenen Boluğur'un depremle ilgili söyledikleri dikkat çekti. 19 yaşındaki fenomen Taha Duymaz'ın depremde hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Merve Boluğur, "Allah mekanını cennet eylesin, kaderin önüne geçemiyoruz. Olacak olan şeyler oluyor, ölecek olan ölüyor. Ne yapalım yani, biz insani olarak gerekeni yaptık. İşler durdu kardeş. Ülkede büyük bir deprem olayı söz konusu. İnşallah çalışacağız. Bir tane sinema ve reklam işbirliğim vardı ama şu an hayat durdu. Hayata devam ediyoruz çünkü bize de verilen bir ömür var. Nereye kadar eve kapanarak bunalım yaşayabiliriz?" ifadelerini kullandı. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa soyunan Boluğur'un sözlerini eleştiren sosyal medya kullanıcıları "keşke konuşmasaydın" yorumunu yaptı. Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde İmam Hatiplilere yönelik "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık Gülşen'in halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ecel Onay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz, sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ve tehdit suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi. Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ecel Onay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sanatçı Erbil, 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.